Herkese merhaba. Eminim fark etmişsinizdir. Yayınladığımız bazı videolarda zihninizi zorlayacak konulara değiniyoruz. Bugünkü videomuzda zihninizi zorlayacak bazı bilmecelere yer verdik. Unutmayın, doğru cevabı bulmak için istediğiniz zaman videoyu duraklatıp cevabı bulmak için uzun uzun düşünebilirsiniz. Hadi başlayalım. Başlangıç olarak öncelikle biraz ısınalım. İşte bilmece geliyor. Sağır ve dilsiz bir kişi diş fırça satın almak için bir dükkana girer. Ellerini kullanarak diş fırçası gibi yapar. Dükkan sahibi yeterince zeki olduğundan müşterinin ne istediğini anlar ve sağır dilsiz adama bir diş fırçası verir. Bir süre sonra dükkana güneş gözlüğü satın almak isteyen kör bir adam girer. Kör adam dükkan sahibine ne istediğini nasıl anlatır? Cevap düşündüğünüzden daha basit. Görme engelli adam dükkan sahibine güneş gözlüğü satın almak istiyorum der. İlk bilmecemizin cevabını bulabildiyseniz bu da sorun olmayacaktır. İki baba ve iki oğul ava gider. Her biri bir keklik vurur. Av sonunda evlerine geri döndüklerinde ise toplam 3 keklik vardır. Peki bu nasıl olur? Doktor Watson olma yolundaki izleyiciler, iki baba ve iki oğul, yani dede, oğlu ve torunu. Belki sıradaki bilmecemizle daha önce karşılaşmışsınızdır. Önünüzdeki ekranda 9 tane nokta bulunuyor. Göreviniz kalemle elinizi kaldırmadan 400 çizgi çekerek 9 noktayı birleştirmek. Hadi kalem kağıt alın, 9 noktayı çizerek bilmeceyi çözmeye çalışın. Bilmecemiz göründüğü kadar kolay değil. Çözüm için biraz sıra dışı düşünmeniz gerekiyor. Hadi ufak bir ipucuyla size biraz yardımcı olalım. Unutmayın, noktaları birleştirmek için düz çizgiler çekmeniz gerekiyor. Ancak çizgilerin bu 9 noktanın sınırlarının dışına çıkmasında bir sakınca yok. Hadi denemeye başlayın. Biraz uğraştıktan sonra eminim doğru cevaplardan birisini hepiniz bulmuşsunuzdur. Ulaştığınız doğru cevap şöyle görünecektir. Devam edelim. Bu soru sizi bir hayli terletecek. Tüm dikkatinizi vermeniz, mantığınızı kullanarak en ufak detayı bile gözden kaçırmamanız gerekiyor. Karşınızdaki yeni bir resim değil, ancak bu durum ilginçliğinden hiçbir şey kaybettirmiyor. Resme dikkatli bir şekilde bakın. Ormanda kamp yapan bir grup turist göreceksiniz ve sıralayacağımız 7 soruyu yanıtlayın. Tüm dikkatinizi verin, cevapların hepsi resmi içinde gizli. Kampta kaç turist bulunuyor? Kamp ne zaman kurulmuş, dün mü, birkaç gün önce mi? Kamp alanına nasıl ulaştılar? Rüzgar hangi yönden esiyor, kuzeyden mi yoksa güneyden mi? Günün hangi zamanındalar? Peki Tom nerede? Dün kim nöbetçiydi ve ismi neydi? Şimdi videoyu durdurun ve soruları yanıtlamaya çalışın. Unutmayın, tüm cevaplar resmin içerisinde gizli. Hadi cevaplara bir de birlikte göz atalım. Kampta kaç turist bulunuyor? Cevap 4. Eğer dikkatli bir şekilde bakarsanız kamp alanında 4 kişi göreceksiniz ve görev listesinde 4 ismin olduğunu da fark etmişsinizdir. Kamp ne zaman kurulmuş? Dün mü, birkaç gün önce mi? Bugün değil. Çadırla ağaç arasındaki örümcek ağını gördüyseniz kampın kısa bir süre önce kurulmuş olması mümkün değil. Bu durumda kamp birkaç gün önce kurulmuş olmalıdır. Kampa nasıl ulaştılar? Cevap bir sandalla. Dikkat ettiyseniz ağaca yaslanmış kürekleri orada görebilirsiniz. Rüzgar hangi yönden esiyor, kuzeyden mi yoksa güneyden mi? Rüzgarın hangi yönden estiğini çadırın üzerindeki bayraktan tayin edebilirsiniz ve ağaçlara bakın, bir taraftaki dallar diğerinden daha kısa. Genellikle ağaçların güney yönündeki dalları diğerlerinden daha uzun olur. Bu iki bilgiyi edindikten sonra rüzgarın güneyden estiğini tahmin etmek hiç de zor değil. Günün hangi zamanındalar? Cevap sabah. Bir önceki sorudan kuzey ve güney yönlerini biliyoruz. Bu sayede doğu ve batı yönlerini de tahmin edebiliriz. Şimdi gölgelere bakmamız gerekiyor. Ayakta duran adamın gölgesine dikkat edersek güneşin doğuda olduğunu göreceğiz. Bu da henüz sabah saatleri olduğu anlamına geliyor. Tom nerede? Çadırın arkasında fileyle kelebek avlayan bir kişi olduğunu açıkça görebiliriz. Dün kim nöbetçiydi ve ismi neydi? Cevap Bob. Resmin sol köşesi üzerinde B ismi yazılı çantada bir şeyler arayan Bob'u görebilirsiniz. Bob kelebek avlıyor. Fotoğraf çekmekle uğraşan kişinin ismi Max. Çünkü içerisinde fotoğraf makinesi sehpası bulunan çantanın üzerinde M harfi bulunuyor. Geriye John kalıyor. John bugünün nöbetçisi. Listeye baktığınızda John'dan önce gelen isim Bob. Yani dünün nöbetçisi Bob'tu. Umarım bu video zihin egzersizi yapmanıza, aynı zamanda eğlenmenize yardımcı olmuştur. Bu videoda ufak detaylarla çözümlemeye ulaşmayı deneyimledik. Burada öğrendiğiniz yöntemlerle hayatta karşınıza çıkan sorunlara sıra dışı çözümler üretebilirsiniz.